Çarlık Rusyası 19. yüzyılda Tatar kökenli halkların tek bir kimlik altında toplanmasını istemediği için en küçük etnik gruba dahi farklı okullar açmaya başladı. Böylece Türk boyları arasındaki ayrışma artacak, Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma faaliyetleri nihai sonuç verecekti. Kazan Devlet Üniversitesi'nde Türk-Tatar kürsüsünde görev yapan Profesör Nikolay Ilminski, giderek güçlenen Tatarların ancak bu şekilde bölüneceğini düşünüyordu. Ayrıca bir Ortodoks misyoneri olan Ilminski'nin bu görüşünü Çar 3. Alexander devlet politikası olarak kabul etti. Ilminski, Tatarcanın farklı lehçelerini ayrı bir dil gibi göstererek bu lehçelerden ders kitapları hazırladı. Üstelik bu kitapların yazı dili Kiril alfabesiydi. Rus olmayan halklar arasındaki lehçe farklılıkları güçlendirilmiş ve bu halklar iç içe yaşadıkları diğer halklarla anlaşabilmek için Rusça kullanmak zorunda bırakılmıştı.